Aa, demek bir süre bizimlesin öyle mi koca ayı? Yani öyle görünüyor maalesef. Öyle deme koca ayı. Bizimle beraber olmandan ben çok mutlu oldum. Evet evet ben de çok mutluyum. Hem kirayı da üçe böleriz hem ne güzel oldu böyle. Onlar konuşulur Necati. Tamam. Ben çok yorgunum. Hadi yatalım o zaman. Sabah iş var. Tamam tamam. O zaman size iyi geceler. Necati koca ayıya lütfen kibar davranıp odanı paylaş. Ne? Odamı mı paylaşayım? Benimle mi yatacak? Ama Necati koltukta ben yattığıma göre ve bu koltukta tek kişilik olduğuna göre. Ha. Size şimdiden rahatsızlık veriyorum galiba. Yok öyle değil de. Yani ben yatağımı paylaşmam. Necati! Paylaşırmışım. Tamam gel arkadaşım. Hadi gidelim yatalım o zaman. Benim odam burada. Bavulunuzu da alayım. İyi geceler size. Ben de yatayım bari. Battaniyem de burada. Hadi bakalım bana da iyi geceler. İyi geceler koca ayı. İyi geceler Necati. Böyle pek rahat olmadı gibi. Evet evet. Üşüdüm ya. Necati üstüm açıldı. Bu sefer de benim üstüm açıldı. Bu ne canım ha? Ama Necati benim önüm açıldı. Necati benim bir fikrim var. Bak şimdi ben şöyle terse doğru yatayım. Bence böyle yatağa daha iyi sığarız. Öyle mi diyorsun? Tamam o zaman öyle yatalım. Yok yok koca ayı. Böyle de olmadı yahu. Neden? Rahat edemedim ben böyle de. Günaydın. Anlaşılan gece çok rahat uyuyamamışlar. Ve belli ki bundan sonraki gecelerde de pek rahat uyuyamayacaklar. Benim bir fikrim var. Hey beyler. Hadi uyanın sabah oldu. Sabah oldu. Uy. Ben onlara internetten rahat uyuyabilmeleri için bir ranza sipariş etsem iyi olacak. Bir bakalım. Böyle bir model var. Güzel. 500 para. Tamam. Bu çok güzelmiş. 1000 para. Ama dayanıklı bir şeye benziyor. Bunu alayım ben. Ne? Olmaz. Bunu alma. Olmaz bu. Pahalı bu. Çok pahalı. Necati ya bir de şöyle bir model var ama. Bu güzel. Ucuz. Bunu al sen. Emin misin? Eminim. Ay canım arkadaşım ne güzel düşünmüşsün. Ama sen bunu al. Bunu. İyi tamam madem o zaman sipariş veriyorum. Tamam ver. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Kargo sizin mi? Evet bir de kurulum da vardı. Evet. Ben yapacağım. Şöyle buyurun. Buyurun. Evet. Ranzayı bu odaya kuracağız. Tamam, güzel. Ama bu yatağı buradan çekmek gerekecek. Hiç merak etmeyin, ben onu alıyorum şimdi. Benim için ranzamı aldınız Ümit. Yok koca ayı yani. sen olmasan bile başka bir misafir gelse o da yatar rahat. O yüzden ben şu yatağı alayım. Hani yatak nerede? Nerede o yatak? Burada sadece bir kutu var. Yatak burada. Kutunun içinde. Demonte bir şekilde olduğu için şimdi ben kurulumunu yapacağım. Necati artık böyle büyük mobilyaları takılmamış haliyle gönderiyorlar. Sana ne oluyor? Sence dün gece uyuyamadım ondan olabilir mi? Olabilir. Ben artık kuruluma başlasam iyi olacak. Ne tarafa kurayım yatağı acaba? Sağ tarafa kur. Yok sola. Ben ortaya kurayım da siz sonra istediğiniz gibi odanın içine değişiklik yaparsınız. Evet başlayalım bakalım. Bunlar üst parçalar. Alttan başlayalım. Heh.
yatağın çökmemesi için destek çubuklarını da hemen monte edelim. Tamamdır. Buraya yatak geldi mi? Tamam. İlk kat bitti. Evet. Şimdi bu taraf. Son olarak Ranza'nın merdiveni kaldı. Onu da monteledik mi? Tamamdır. Evet. Yatağınız hazır. Ah, bitirdiniz mi? Evet, bitti sonunda. Oo, elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Güle güle kullanın. Ben gideyim o halde. Siz artık nevresimlerini yerleştirirsiniz. Tamam, ödemeyi zaten internet üzerinden yapmıştık. Tamam. Herhangi bir sıkıntı olursa tekrar arayın, ben yardım için gelirim. Tamam. Görüşmek tamam. üzere. Kolay gelsin. Evet. Necati'nin bana aldırdığı Ranza pek onun tarzına uygun değil gibi ama yapacak bir şey yok. Kendi seçti sonuçta. Hadi şimdi onların yataklarını serelim. Alt katın yatağı, yastığı ve yorganı. Üst katın ikileri de koyalım. Yatak, yastık ve yorgan. Beyler, ranzanız hazır. Bir bakın bakalım. Valla ben alt katta yatarım ha. Hiç incik uğraşamam. Oh be, rahat rahat yatarım şimdi. O zaman üst kat bu durumda bana kaldı. Çıkın da uyuyayım. Gece zaten uykusuzum. Ne oldu? Ranza da mı olmadı ya? Bence çok rahat.